Şimdi Tofaş işçilerinin direnişe geçen işçilerin seçtiği temsilci yanımızda, Mehmet Altın yanımızda. Tofaş'taki son gelişmeleri size aktaralım Mehmet Altın'a aracılığıyla. Evet, öncelikle merhabalar. Merhaba. Mehmet Bey, siz de iki gündür burada direniştesiniz, gece gündüz buradasınız. Öncelikle Tofaş'taki son gelişmeleri bize aktarır mısınız? Ben öncelikle Renault'daki direnişçi kardeşlerime selamda bulunmak istiyorum. Onlar bize ışık tuttular, sağ olsunlar. Bize her türlü yardımda da bulunuyorlar. Teşekkür ediyorum onlara. Ve bu davada onlarla birlikte olduğumuzu buradan yineliyorum. Burada ise en son biz akşamleyin bakanlık yetkilileriyle görüştürüldük. Fakat bakanlık yetkilileri bizi uzlaştırmaktan daha çok bizi tehdit eder vari, yani ne söyledi? Mesela bu işten bütün işçilerin zararlı çıkacağını, sizin benim işte içeri girersem arkadaşlarımın da benimle birlikte gireceğini, bunu benim bitirebileceğimi söylediler. Bana açıkça bu şekilde teklifte bulundular. Bense bunları aldırış etmedim ve arkadaşlarımın yanında olduğunu söyledim. Bunun sonucunda bir netice alamadık ve dışarı çıktık. Biz şu an hala daha muhatap bulamıyoruz ve sonuç açıklanana kadar, sonuç çıkana kadar bu olaydan, 3 maddemiz yerine getirilene kadar da arkadaşlarımızın arasına geri dönmeyeceğim yani. İşçi mesela konuşulanlardan biri şu, temsilci seçimlerinin henüz erken olduğu söyleniyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle mi düşünüyorsunuz siz de? Ben kendi şahsi görüşümle şu an hareket etmiyorum. Arkadaşlarımın isteğini sadece sözlü olarak belli mercilere, beni çağıran ve muhatap alan mercilere bu şekilde iletiyorum. Ve sonucu da yine onlara geri bildirimde bulunuyorum. Yani siz temsilci seçimlerinde kararlı mısınız kendi temsilcilerinizi seçmekle? Şu an bizim önceliğimiz maddelerimizde birincisi kimse işten atılmayacak. İkincisi Türk Metal gidecek. Üçüncüsü ise boşa yapılan sözleşme oranında iyileştirme yapılacak. Ben bu işte arkadaşlarım bana geldiler. Arkadaşlarım hadi ne duruyoruz diye bana çağrıda bulundular. Ve ben buyurun önüme düşün, ben sizin yanınızdayım. Ben sizden hiçbir zaman ayrılmayacağımı söylemiştim. Ve şimdi diğer arkadaşlarla da tanıştık. Ve artık onlarla da birlikteyim. Hepsiyle birlik çağrısında bulunuyorum. Birlikte biz bu işi ya yaparız ya da ben her türlü kendi payıma düşen sorumluluğu almaya hazırım.